Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Truck Simulator Ultimate oynuyoruz ve yepyeni bir kamyon alacağız. Ve kamyonumuzla ilk seferimizi gerçekleştireceğiz. Yalnız gördüğünüz gibi paramız yetersiz, yeni bir kamyon alamayız. O yüzden ne yapıyoruz? Mağazayı ziyarete gidiyoruz. Şimdi paketlere bakalım neler varmış. Şu 450 bin para artı 250 altında hediye bize uygundur. 450 bin, 150 bin de bizde var. 600 bin gibi bir para yapıyor. Ona da yeni tırı alabiliriz diye düşünüyorum. Ben hemen paketi satın alayım. Siz de bu arada kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Paketi aldığımda tekrardan görüşürüz. Satın alma işlemini tamamladım arkadaşlar. Yalnız yeni kamyon alamıyordum. Şirketimde yeterli park yeri olmadığı için. Onu birazcık araştırdım. Biraz bununla uğraşıyordum. Hatta gördüğünüz gibi şu an şirketin seviyesi yükseldi. Paramız da birazcık düştü. Normalde 600 bin gibi bir miktar olması lazımdı. 540 bin. Şuradan gelip ofislerime tıkladım. Buradan seviye 1'di. Seviye 2 yaptım. Park yerimizde 3'ten 4'e çıktı. Belki bilmeyenler vardır diye onu da göstereyim. Biraz bunu bulmak için uğraştım doğrusu. Şimdi şirketimiz böyle oldu. Biraz daha büyüdü. Bina falan daha güzel oldu. Şuraya bir tane akvaryum gelmiş. Gayet güzel olmuş. Akvaryumları severim. Sevimli bir köpek kulübemiz var burada. İşte çekicilerimiz burada. Şuraya ekstradan bir park alanı daha geldi. Yeni kamyonumuzu oraya koyacağız. Hemen garaja gidelim. Evet, galeriye geldik. Şimdi yeni kamyonumuzu seçeceğiz arkadaşlar. Neler var? Volvo var. MAN var. Renault var. Renault'lara bakabiliriz. Hatta istekte vardı. Renault alabiliriz. Renault Magnum 2010. Gayet güzel. Diğerine bakalım bu neymiş. Renault Magnum 2010 6X4. Bu daha kuvvetli. 6X4'ünü alırız almışken. Fiyat farkı ne kadar? 327. Bu da 327. Dur bir dakika. Ha, 336 binmiş bu. Diğeri 327 bin. Birazcık geç yükleniyor. O yüzden sıkıntı. Otobüs gibi hızlı hızlı gelmiyor. O zaman Renault Magnum 2010 6X4'ü alacağız arkadaşlar. Bunun çekiş gücü daha yüksek. O yüzden ağır yükleri daha rahat bir şekilde taşıyabileceğiz. Hemen şu video izleme zımbırtısını kapatalım. Yeni kamyonumuzu satın aldık. Gayet güzel. Bu saatten sonra yeni kamyon alabilmemiz için yine şirketin seviyesini yükseltmemiz lazım. Çünkü 4 yerimizde dolu. Veya şey de yapabiliriz. BMC Fatih var ya, bizim efsane. Onu satarız, elden çıkarırız. Onun yerine yeni tır alabiliriz. Böylelikle yer açmış oluruz. Zaten onu artık kullanmıyoruz. İlk başlarda kullandık. Yeterli. Şimdi tekrardan garaja gelelim arkadaşlar. Bu yeni kamyonun özelleştirmelerini bir halledelim. Evet, Magnum 2010 göster diyelim. Araçlar yükleniyor. Birazcık geç yükleniyor ya. Biraz problemli. Otobüs gibi hızlı hızlı yüklenmiyor. Hala yüklenmeye çalışıyor şu an. Hadi kardeşim, hadi biraz hızlı. Evet, kişiselleştirmelere başlayalım. Tekerleklere hiç dokunmaya gerek yok. Korumalık. Şimdi bunun mevcut korumalığı nasılmış? Diğerlerine bakalım. Daha güzel bir şey varsa onu takarız. Fena değil. Şöyle ızgaralı olsa daha güzel olur aslında. Üst bar diyor. Üst bar, tamam, bunu uygulayalım. Zaten bedavaymış. Bunlar değil de ızgaralı olanlar daha hoş duruyor açıkçası. Bence bu daha güzel. Bunu satın aldık. 10.000 de buna verdik arkadaşlar. Şimdi geri gelelim. Şu ışıkları falan halledelim. LED lamba. Bu nasıl? Fena değil. Bu hoş değil ya. Bu kalsın. Bu da değil. Bu da değil. Tamam, bunu ekliyoruz. Üst lambayı ekledik. Ekstradan bunu da ekleyebilir miyiz? İkisi birden oluyor mu? Vallahi olsun. Allah ne verdiyse takacağız ya buna. Bunu da taktık. Güzel. Şimdi şu LED lambaları bir ayarlayalım ya. Şu arada duranlar daha iyiydi sanki. Amblemin orada duranlar. Bu mu? Bu mu? Bence bu daha güzel. Bu olsun. Gayet güzel oldu. Rengine dokunmaya gerek var mı? Bence beyaz kalsın. Beyaz gayet güzel. Tamamdır. Onun haricinde aksesuarlar diyor. Şimdi buralara geldik. Bardak var. Arkadaş, burada da acayip pahalı ya. Bardak 5000.
Telefon 7000, gözlük 6000. Yani otobüste bunların hepsi 1000. Burada 5 katı, 6 katı, 7 katı. O yüzden sıkıntı. Almayacağım arkadaşlar. Gerek yok. 2 tane bardak gözlük göreceğiz diye 167.000'e düşürdük zaten. Paramız az kaldı. O yüzden bunlara dokunmayacağım. Dış görüntüsünü gayet güzel değiştirdik. Her şey tamam olduğuna göre artık otobüsümüzü, pardon, otobüs diyorum, ağız alışkanlığı, sürekli otobüs simülatör ultimate oynadığımız için arada kaçabiliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Kamyonumuzu seçiyoruz. Renault Magnum 2010 6x4. Şimdi uygun bir iş seçip hemen sefere çıkacağız. Çimento işi aldım arkadaşlar. Gümüşhane'den Malatya'ya çimento götüreceğiz. Yolumuz 289 kilometre. Vakit kaybetmiyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi şu hava durumunu falan ayarlayacağız. Sabah olsun. Herhangi bir olumsuz durumda istemiyorum. Açık hava olsun. Yeni kamyonumuzu böyle cillop gibi rahat bir açıdan görelim istiyorum. Hadi bakalım oyna diyelim, oyunumuz yüklensin. Evet, oyunumuz yüklendi. Hemen ilk iş aynamı açtım. Motorumu çalıştırdım. Hiç vakit kaybetmeden hemen yükümüzü almaya doğru ilerleyeceğim. Ama kamyon hareket etmiyor. Tabii ki şu tuşlara bir ayar çekmem gerekecek. Emülatöre şöyle bir iki tık attım. Bakalım düzelmiş mi? Tamam, düzelmiş. Bu artık klasik oldu. Şöyle ekranı indirip tekrardan kaldırmam gerekiyor. Alt tab yapıp. Şöyle yapsak bu manevra bize rahat bir şekilde yeter diye düşünüyorum. Geri vitese alalım. Bir dakika. Evet. Yavaş yavaş. Bakalım tek seferde çimentoları yükleyebilecek miyiz? Gayet güzel görünüyor bu arada. Üstü açık bir şey. Kasa. Kasamızın üstü açık. Basık, çok yüksek değil. Çimentolarımızı götüreceğiz. Evet, tek seferde de girdik. Gayet güzel oldu. Bu arada kamyonla kasa da uyumlu oldu. Nasıl arkadaşlar? Renault gayet güzel görünüyor. Renault Magnum 6x4. Bakalım yeni kamyonumuz nasıl? Beğenecek miyiz? Güzel gibi görünüyor. Sizlerin yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Mutlaka yazın. Sola dönün. Sağ değil, sola, pardon. Navigasyona bakmadan rastgele öyle dönüyordum. Şöyle içeriye alsak daha iyi sanki. Heh, tamamdır. İçeriye aldık. Yavaşça da buradan güvenli bir şekilde döndük. Bakalım Renault nasıl gidiyor? Hızı, çekişi nasıl? Hep birlikte Sola göreceğiz. dönün. Kırmızı ışık varmış. Buradan da sola dönecekmişiz. O yüzden sinyalimi vereyim ben şimdiden. Umarım kırmızı bizi fazla bekletmez. Çünkü döneceğiz, daha yolda kamyonu birazcık inceleyeceğiz. Derken kırmızı bizi bayağı bir bekletiyor. Buradan da trafik kurallarına uygun bir şekilde dönelim arkadaşlar. Göbeğin önce sağından girelim. Direkt soldan, ortadan atlamayalım. Ne olur ne olmaz. Gelen giden olur. Ondan sonra bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Ama bu ışık da birazcık uzattı açıkçası. Heh, çok şükür sarıya geçti. Evet, yeşil. Artık gidebiliriz. Şöyle göbeğin sağından girelim. Sonra dönelim. İnşallah döndüğüm gibi karşıma bir kırmızı ışık daha çıkmaz. Yük bu arada bayağı bir hissediliyor arkadaşlar. Dönüşlerde falan gayet güzel yükü hissedebiliyorsunuz. Şimdi yine sağdan çıkışımız var. Düz gidemiyoruz Sağdan zaten. Yol çıkın. kapalıymış. Şehir merkezi diyor. Buradan çevre yoluna çıkıyoruz muhtemel. Şöyle düzgün bir yola çıkalım da tırı inceleyeceğiz. Gayet güzel görünüyor. Gidişine de zaten bakacağız yolda. Daha 280 kilometre yolumuz var. Evet, geniş yola çıkmak üzereyiz. Sesi fena. Sesi gayet güzel geliyor şu an. Güzel Düz güzel. devam edin. Sesini beğendim. Düz devam edeceğiz. Şimdi 360 dereceye alıp şöyle güzel bir şekilde bakmanın vakti geldi. Kasamız zaten gayet güzel görünüyor. Ama bayağı uzunuz arkadaşlar. Dönüşlerde falan dikkat etmek lazım. Yani yüksekliği çok değil ama uzunluğu bayağı fazla. Tırımız da bu şekilde. Hemen şöyle bir ışıkları yakalım değil mi? Sirenler nerede? Sirenler. Evet. Koltuk ayarı değil. Şöyle farlarımızı da açalım. Evet. LED lambalarımız, üst lambalarımız ve sirenimiz yanıyor. Sireni kapatacağım. Bu arada LED'ler falan yansın. Gösterge ışıklarımız da yanar. Daha güzel olur.
Sireni şöyle göstermek için açtım. Gayet güzel görünüyor tır. Benim hoşuma gitti. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Hadi bakalım devam edelim şimdi. İçeriye geçelim. Muhtemel camlar kirlenmiştir. Kamera açısını değiştirince genelde böyle oluyor. Tamam, camlarımızı da temizlediğimize göre ortam ışığına zaten ihtiyacımız yok. Gündüz gidiyoruz. Rahat bir şekilde teslimatımızı yapacağız. Bu arada araç 6x4 olduğu için yükten dolayı bu abuk sabuk manevralarda kontrolü kaybetme gibi bir durum şimdilik olmadı. Zannedersem 6x4 ile böyle ağır yükleri daha rahat taşıyabiliyoruz. Bunun ağırlığı ne kadar bilmiyorum çimentonun, ama böyle askeri araç falan da taşıyıp bir denemek lazım açıkçası. Ne kadar yolumuz varmış? 250 kilometre yolumuz var. Şöyle ben camımı açmak istiyorum arkadaşlar. Biraz hava gelsin içeriye. Evet, gördüğünüz gibi camımız indi. Oh. Oh, vallahi ferahladım ya. Güzel bir hava geldi. İçerisi bayağı bir basık olmuştu açıkçası. Hava geldi. Hem de kamyonun sesini de daha iyi duyuyoruz. Şimdi dinleyelim kamyonun sesini. Gaz veriyorum. Evet. Duyduğunuz gibi kamyon gayet güzel bir şekilde ses çıkarıyor. Ses harika ya gerçekten. O kamyonların, otobüslerin sesi gerçekten hoşuma gidiyor. Camı açınca da o sesin daha fazla gelme ayrıntısını da beğendim. Bu arada yapımcıyı bu konuda takdir ediyorum açıkçası. Böyle küçük gibi gözükse de bu ayrıntılar oyunu daha zevkli, daha tatlı hale getiriyor bence. Şimdi hızına bir bakalım. Burası biraz düz gibi. Hatta ileride biraz viraj var da. Aşırı hızlı bir kamyon olduğunu düşünmüyorum. Actros daha hızlı bundan. Ama çekiç konusunda bu biraz daha iyi gibi. 6x4 baya güzel. Öyle çok da hantal değil. Şu anda 100 kilometreye geldik. Gayet iyi gidiyor. Şöyle yavaşlamadan dönmeyi deneyecektim de yok. Dönmeyecekti. O yüzden mecburi fren yaptım. Bir dinlenme tesisimiz var. Ama gerek görmüyorum açıkçası. Hatta girmeden bakalım şoförün durumu ne alemde. %81'miş arkadaşlar. Hiç gerek yok. Yolumuz aşırı uzun değil. 289'du zaten başlangıçta. O yüzden yardırıp gidelim. Hiç gerek yok yemeğe falan. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen dümdüz basıp gidelim. Yıkama da varmış ama yıkamaya da gerek yok. Bakalım kirlendi mi otobüs. Hala otobüs diyorum. Kamyonumuz kirlendi mi? Hayır. Pırıl pırıl tertemiz. Bembeyaz. Beyaz güvercin. Hadi bakalım yollarda çıkışımız falan var mı? Yok, biz düz gidiyoruz. Sağ sol falan komple kapalı. Düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Buradan var mı? Buradan da çıkış yok. Aynen, buradan da devam ediyoruz. İleride zannedersem bir tünel var. Burada biraz yavaşlayayım. Çünkü dorse çok uzun. Yani dönüşlerde ön tarafı kurtarabiliriz ama dorse şeylere vurabilir. Bariyerlere vurabilir. O yüzden oralarda dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şöyle tünele girince ne yapalım? Şu camı bir kapatalım. Ha, daha da indirdi. Şimdi kaldır bakalım kardeşim sen bunu. Kaldır 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 kaldır. Onu kaldır. Bir tık daha kaldır. Bir daha kaldır o zaman sen. Bunu komple tek seferde kapatmanın yolu var mı acaba ya? 3 seferde indiriyoruz, 3 seferde de kaldırıyoruz. Biz klimamızı açalım arkadaşlar. İyice sıcak oldu sanki. Şöyle 21. 21 iyidir. Serin serin yolculuğumuzu yapalım. Oh, güzel. Ferah ferah gidiyoruz. Tünelden de çıkıyoruz. Ne kadar yolumuz varmış? Sadece 65 kilometre yolumuz var. Biz nereye gidiyorduk ya? Gümüşhane'den Artvin'e miydi? Vallahi nereye olduğunu unuttum ha. Vallahi. Çimento götürüyoruz ama nereye olduğunu unuttum. Bir Gümüşhane vardı yanılmıyorsam. Ama hangi ilden hangi ile gidiyorduk orasını unuttum. İnince öğreneceğiz artık. Sağdan çıkıyormuşuz. Hemen sinyalimizi verelim. Burada dikkat etmek lazım. Dorse çok uzun. Bayağı yavaş gideceğim arkadaşlar. Bayağı yavaş çünkü ufaktan bir kontrolü kaybedersem yani kafayı kurtarırız ama dorseyi kurtaramayız. Çok uzun. O yüzden buralarda olabildiğince yavaş bir şekilde geçeceğim. Zaten kırsal bölgelere gelmişiz.
Yollar daraldı. İyice dikkatli olmamız lazım bu kırsal noktalarda. Yine dönüyor muyuz? Zannedersem döneceğiz. Doğru değil mi? Aynen buradan dönüyoruz. Burada çobanımız var. Şöyle göstereyim. Çoban ineklerini götürüyor. Biraz kenardan götürseydin çoban kardeş. Keşke birazcık kenardan götürseydin. Yoldan gidiyorsun vallahi. Buranın muhtarı zannedersem arkadaşlar. Muhtara denk geldik. İnekleri yolun ortasından götürüyor. Buralar benim diyor yani. Sanki ileride bir tren yolu var gibi levhaları gördük. Aynen öyle. Doğru değil mi? İleride bir tren yolu var. Yine kırsal yerleşkelerden geçiyoruz. İçeride överler, traktörler falan gözüküyor. Evet, tren yoluna da geldik. Levhalardan belliydi zaten, uyarıyı veriyordu. Şöyle o zaman kameramızı dışarıya alalım. Trenin geçişini hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Bariyeri inmiş. Birazdan tren gelecek. Evet. Trenimiz geçiyor. Onu bekleyeceğiz. Sonra yardırıp gideceğiz. Tren geçti. Artık gidebiliriz. Şöyle yavaştan tren yolundan geçiyoruz. Valla bu kadar uzun bir kasayı da ilk defa götürüyoruz herhalde. Bayağı uzun uzun. Şu an acayip uzun yani. Gemi gibi gidiyoruz. Dar yollarda sıkıntı. Şöyle dönerken diğer araçlara vurma ihtimalim var. O yüzden oldukça yavaş gideceğim. Zaten çok da bir yolumuz kalmamış. 22 kilometre sonra varış noktamıza ulaşacağız. Hatta 22 bile yok. Buradan dönüyoruz sağa. Varış noktamız gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yolun solunu kontrol ettim. Tertemiz, hiç kimse yok. Rahat bir şekilde dönüşümü yaptım. Navigasyonda da birazdan varış noktamız gözükecek. Hatta gözüktü bile. 16 kilometre diyor da 16 kilometre yoktur. Hız sınırı varmış burada da 50 kilometreymiş. Vallahi 50 ile mi gitsek acaba? Bir keresinde ceza yedik böyle. 90 olan yerde 100 ile falan gittik. Aktros'tu yanlış hatırlamıyorsam. Orada cezayı kitledi polis bize. Hiç affetmedi. Ya burada şey var, dönüş var. O yüzden de hız limiti varmış. Hatta sinyale gerek yok ya. Sanki yol sola da ayrılıyormuş gibi gördüm de o yüzden sinyal verdim. Şimdi varış noktamız burası mı? Yok, sol taraf olması lazım. Aman aman. Biraz fazla sol şeride yaklaşmışım. Benim hatam. Az daha vuruyorduk. Evet, varış noktamıza da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen girelim. Teslimatımızı yapalım. Burası da bayağı dar bir yermiş ya. Varış noktasına ulaştınız. Normal teslimat diyelim biz buna. Bayağı dar çünkü hiç uğraşmak istemiyorum. Şimdi şöyle gelsek. Acaba o manevra bize yeterli olur mu? Burası sıkıntı ya. Bayağı darmış burası. Yavaş yavaş deneyeceğim bakalım. İnşallah yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi toplayalım. Düz bir şekilde gidelim. Bakalım yeterli olacak mı bizim için? Tamamdır. Yeterli oldu. Sefer raporumuz da geldi. 7.920 lira kazancımız var. Giderimiz 0, cezamız 0. Hiç ceza yemedik. Bütün trafik kurallarına uygun bir şekilde seferimizi gerçekleştirdik. Paranın hepsi cebimize kaldı. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.